Kelepençe Kilit Harekat Bölgesi'nde 9 şehit verilen saldırının ardından terör hedefleri bir bir vuruluyor. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe Kilit Harekat Bölgesi'ndeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarıyla da vurulduğu belirtildi. 9 Mehmetçiğin şehit olduğu Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 20'ye çıktığı vurgulandı. Irak'ın kuzeyinden gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğdu. Teröristlerin saldırısında şehit olan askerlerin acı haberleri ailelerine verildi. Şehit olan 23 yaşındaki piyade sözleşmeler Kemal Batur'un acı haberi, memleketi Aksaray'ın Ereğli Kapı Mahallesi'nde oturan babası Bayram Delen'e askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit olan piyade üsteğmen Gökhan Delen'in de acı haberi, ikisi kız, 4 kardeş olan şehit Delen'in bekar olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından baba evine Türk bayrağı asıldı. Teröristlerle çıkan çatışmada piyade uzman çavuş Hakan Gün şehit oldu. Günün şehadet haberi Gaziantep'in Fatih Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Hain saldırıda piyade uzman çavuş Serkan Sayın'ın şehit olması sonrası Adıyaman'daki baba ocağında ailesine acı haber verildi. 27 yaşında olan şehit piyade uzman çavuş Serkan Sayın'ın bekar olduğu ve ağabeyi Murat Sayın'ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi. Şehit piyade sözleşmeler Müslüm Özdemir'in Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu mahallesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Çocuklarını şehit veren Ümmani ile babası Ali Özdemir çiftinin 6 Şubat'taki depremlerde evlerinin yıkıldığı öğrenildi. Bekar da askere gitti. Çok terbiyeli bir çocuktu, çok asil bir çocuktu. Depremde ev 2 katlıydı. Amcaları üst kattan oturuyordu. Alt katta da bunlar oturuyordu. Depremde de ev gitti. Piyade sözleşmeler Emrullah Gülmez de Kahramanmaraşlıydı. Şehadet haberi Göksun ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Piyade uzman çavuş Ahmet Köroğlu'nun da acı haberi İstanbul'un Tuzla ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Bu ailenin de, bu sülalenin de ikinci şehidi. Bir de 2008'de Beytüşşevap'ta Talha Köroğlu kuzeni olur. O da şehit olmuştu. Bu da bir başka bir takdir ilahi. Şehit sözleşmelerler Murat Atar ve Muhammed Tunağan Evci'nin de şehadet haberleri yakınlarına verildi.